Herkese merhaba, ben Tuğçe Oluvar. Bugün sizlerle bir ürün incelemesi yapacağız. XP Pen'in Artist 12 Pen Display Tablet'inin kutu açılımını ve test sürüşünü yapacağız. Bu ürün bana hediye olarak geldi. Yani bu sponsorlu bir video değil. Ben gerçekten ne düşünüyorsam göme göme, öve öve açık bir şekilde söyleyeceğim. Yani direkt dürüst fikrimi vereceğim ürün hakkında. Hazırsanız kutuyu açaraktan başlayalım. Bu kutudan bu arada iki çeşit var. Bir böyle renkli gökkuşağı, unicornlar gibi sevimli bir kutu. Bir de bunun siyah böyle hediye versiyonu var. Daha böyle şık duruyor ama tek fark gerçekten kutu. İlk açtığımızda karşımıza tabletimiz çıkıyor. Boyut olarak bence çok güzel. Yani ben iPad kullandığım için ona boyut olarak benzediği için de tabii rahat edeceğimi düşünüyorum. Bence yeterli. 12 inçlik bir tablet. 12.6 sanırım tam olarak kullanım alanı. Şimdi şu paketini bir açalım derken açamayalım oldu da paket nasıl açılmaz videoma hoş geldiniz. Bütün talimatlara rağmen üstünde olan açamadım. Neyse şöyle parçalayarak açtıktan sonra gelelim en heyecanlı kısmına. Şu filmini şöyle bir keşke bunu tekrardan yapıştırıp tekrar sökmek istiyorum. Çok eğlenceli değil mi ya şu ilk filmi kaldırma olayı. Net filmini kaldırdığımızda güzel bir şeyden bahsedeyim. Ekranı mat yapmışlar. Yani sağ sol yansımadan böyle güzelce elin üstüne kayaraktan çizim yapabilirsiniz. Güzel bir dokunuş olmuş bu. Benim eski tabletimde yoktu. Daha sonra kutunun içinde böyle bir paketimiz var. İşte içinde şöyle güzel bir çizim eldiven çıkıyor. Benim eski tabletimde yoktu. Kesinlikle olması gereken bir şey. Böyle eliniz yapışmadan tabletin üzerine rahatça çizim yapabilin diye. İşte garanti belgesi, kullanım kılavuzu var. Ekran temizlemek için gözlük temizleyici diyesim geliyor, bilemediğim bir şey. Ve ekstra uç göndermişler. Bu da güzel çünkü bir süre sonra gerçekten uçlar aşınıyor. Yani bunun olması güzel bir şey. Sonrasında böyle bir kablo var. Can sıkıcı bir şey. Ben kablodan tiksindiğim için bu da bayağı böyle 3 girişli bir kablo göndermişler. Bilgisayarınıza bağlamanız için. Bir de ekstra da uzatma kablosu var. Güzel ama adaptörü yok mesela. O kötü olmuş. Bu kablo olayı kötü kesinlikle. Yani masada kablo sevmediğim için ben, muhtemelen siz de sevmiyorsunuz. Kimse öyle takıntısı olanlar var. Kablosuz yaşayamıyorum ya. Her yerde kablosuz istiyorum diye. Masum bile kablolu kullanıyorum herhalde. Neyse yanında da kalemimiz var. Kalemi güzel, hafif bayağı bir. Böyle ele oturacak düzgün bir dizayn yapmışlar. Böyle bayağı bir sağını solunu karıştırdım, çevirmeye çalıştım. Acaba ekstra bir tane tuşu var mı diye. Yok, üstüne sadece tek tuşu var. 2-3 tane olsa daha pratik olurdu. Güzel oluyor çünkü o kısa yolları. Ama neyse ki tabletin üstünde var. Neyse kutunun içine anlayacağınız üzere şöyle eldiveni, kalemi, tableti koymamışlar. Öyle bir kutu yapmışlar çünkü. İşte kullanım kılavuzu, ekstra uçları temizlemesi ve kabloları çıkıyor. Bu arada bu bana mavi göndermişler ama 4 ayrı seçenek var, renk seçeneği var, kendiniz seçebilirsiniz. Bana sorsalar da mavi isterdim zaten. Mavi sakır direkt. Öyle bir enerji vermişim demek ki. Tatlış yani rengi falan böyle genel olarak dizaynı fena değil. İnceliği, hafifliği de güzel. Onda bir sorun yok. Şimdi ürünü test edeceğiz ve birazcık da ürün özelliklerinden bahsedeceğim size. Bu ürün hakkındaki en kötü şey, en kötü şey demeyeyim aslında. Yani bu bir display tablet, yani kendi ekranında görerek çizdiğiniz. Daha önce bir videoda inceleme yapmıştım çünkü o direkt grafik tabletti. Bunda görüntüsü kendi ekranının üstüne olacak. Direkt ekranın üstüne çizeceksiniz görerekten. Söyleyemedim bir türlü. Kötü yanı bir cihaza bağlamanız gerekiyor. Güzel yanı telefonda bağlayabiliyorsunuz ama onun için ayrı bir kablo sizin almanız gerekiyor. Çünkü içinden çıkan direkt böyle USB-C ve HDMI girişli bir kablo. Onu bilgisayarınıza bağladıktan sonra aynı ekranını bilgisayarınızın paylaşabilir ya da benim yaptığım gibi ikiye bölebilirsiniz sanki ikinci bir ekran bağlamışçasına. Ve bilgisayarınızda olan bir çizim programını açıp onun ekranına, tabletin ekranına yansıtaraktan çizebilirsiniz. Şimdi şöyle bir kalemin test sürüşünü yapalım. Kalemin özellikleri de pilsiz olması ve eğimli kullanabilme, 60 dereceye kadar eğerek kullanabiliyorsunuz. Hani tam yatırayım, yuvarlayayım ya, kenarda değil ama gene de böyle elinizi hani sağa sola kaydıraraktan gerçeğe yakın çizme özelliği yakalamak açısından güzel bir şey. Kalem basınç seviyesi 8000 küsür. Fena değil yani, eski ürünlerine göre bayağı bir update etmişler ki bu hani bayağı bütçe dostu bir ürün olduğunu düşünürsek güzel, yeterli geldi bana. Şöyle bir test sürüşü yapıyorum. Duyarlılığı nasıl, hassasiyeti nasıl diye. Harika değil, hani açık söylemek gerekirse ama yeterli. Hani ben alayım birazcık, hani öğrenciyim, takılayım bununla. Bana bir grafik tablet lazım işte ya da bir display tablet lazım diyorsanız mantıklı bir şey.
Ama hani ben profesyonel işler yapacağım, yardıracağım diyorsanız yardırmak için bir ürün değil bence. Yaparsınız gene yani, yapılır ama ya dediğim gibi daha çok böyle öğrenci seviyesinde ya da başlangıç seviyesinde bir tablet diyebilirim. Birazcık da şöyle deneme çizimi falan yapayım anlamak açısından ne kadar ne çıkartılır diye. Çünkü hani başka bir ürün kullandığım için ben zaten yeni bir ürüne geçtiğinde elin alışma süresi, o ürüne alışma süren var. Bunu göz önünde bulundurarak da yorum yapmak istiyorum. Direkt kıyaslamaya girmeden, alıştığım alanın dışına çıktığım için, zaten konfor alanımın dışında olduğum için şu anda rahatsızım. O rahatsızlığı bir ürüne yansıtmadan doğal bir şekilde tarafsız bir söylemle Uğur Dündar canım ya. Uzattıkça uzattı. Neyse, güzel olan bir özelliğinden bahsedeyim bu arada tabletin. Bu soldaki kısa yolları. Burada tam olarak 2, 4 sayıyorum şu anda bir saniye. 6-8 tane kısa yolu koymuşlar ve kendiniz bunları değiştirebiliyorsunuz. Bu da tatlış bir özellik. İşte ne bileyim, kalemden silgiye geçiş ya da geri alma. Ben böyle alışmışım iki parmak, yani iPad'de iki tıklamayla geri aldığım için arada bir böyle gidip ekrana tıklayıp sinirlendim, bu niye çalışmıyor falan diye. Ekranın dokunmatik özelliği yok bu arada, sadece kalemle çalışıyor. Kalemi mouse gibi de kullanabiliyorsunuz üstünde. Ama hani bu çok bir şey değiştiriyor mu? Hayır. Düşünüyorum şu anda, gerçekten hiçbir şey değiştirmiyor. Ama dediğim gibi kendi bilgisayarınızın, bir bilgisayarın içinde çizimi yapacağınız programınızın olması gerekiyor. Ben şu an direkt Photoshop'ta yapıyorum denememi bu arada. Hatta böyle birkaç çizim yapayım da tam olarak anlayabileyim diye böyle üstüne birkaç tane daha yaptım çizgi denemelerimden sonra. Bu arada aylardır çizim yapmamıştım. Video başlığında dedim ki kesin çok kötü olacak, elim tamamen durmuştur diye. Yani çünkü yıllar geçse de gerçekten ara verdiğiniz anda eliniz duruyor. Benim de gerçekten elim durmuş. Ama böyle bir kız çizerken bir heyecanlandım. Bir tekrardan eski günler geldi aklıma. Tekrar video yapmaya başlayabileceğim için. Çünkü bir süredir yapamıyordum. Okul çok yoğun gidiyordu. Şimdi okul bittiği için daha rahat olacağım diye düşünüyorum. Neyse, kısa yollardan bahsediyordum. Allah Allah. Bir unuttum ürünü. Şu an direkt hayata daldı. Bir ara kapatma videosu da yapmamız gerekiyor sizle galiba. Kısa yollarda benim en çok kullandığım zoom in zoom out ve geri alma tuşuydu. Silgiden tiksindiğim için sürekli böyle tek elim sürekli geri almanın üstündeydi. Güzel özelliği, bunları değiştirip istediğiniz kısa yolu koyabilirsiniz. Neyi en çok kullanıyorsanız, ne üstüne çalışıyorsanız ona göre bu atamalarda bulunabilirsiniz. Tableti ilk bağladığınızda bu arada sitesine girip driver'ını indirmeniz gerekiyor ki gayet basitti yani, ki ben hani yeni Mac'e geçiş yaptım senelerdir Windows'tan sonra, kesin sorun çıkarır diyordum. Mac bile sorun çıkarmadı, ne bir karantin, ne bir uyarı, ne bir arıza, net bir şekilde indirdi. Genel olarak şöyle bir bahsedecek olursam üründen, ne düşünüyorum, ne hissediyorum diye, kablolu olmasını sevmedim. HDMI ile bilgisayarınıza bağlanmanız gerekiyor ya da USB'de kullanabilirsiniz HDMI'ınız yoksa, ya da hani telefonu falan kullanacaksınız dediğim gibi onun için ekstra bir kablo almanız gerekiyor. Bazı ürünlerin paketlerinde hani daha az bütçe dostu bir ürün aldığınızda paketin içinde bu kablolar da geliyor. Ama bu ürün bayağı böyle hani öğrenci dostu bir ürün olarak piyasaya sürüldüğü için, zaten o şekilde lanse edildiği için daha gerekli şeyleri koymuşlar içine. Gene iyi, hani şey değil, hani böyle bazı markalar, isim verip rencide etmek istemiyorum, şarj aletini bile koymadan gönderiyorlar ya aldığınız telefonları. Öyle bir şey değil, hani açıp kullanabileceğiniz her şey içinde mevcut. Kalemini ekstra almanız gerekmiyor bazı markalar gibi, gene sinirlenmiş. O açıdan hani bir ürün alayım, yeni başlıyorum ya da profesyonelle adım atacağım ama henüz orada değilim ya da ben öğrenciyim, bütçe dostu bir şey arıyorum derseniz ürünü tavsiye edebilirim. Bir tek şöyle bir sorun var. Ekrandan fark ediliyor mu bilmiyorum ama tam böyle kalemin dokunduğum yerle ekrandaki yeri tam uyuşmuyor böyle. Hani mouse sanki böyle bir iki santim yana kaymış şekilde. Ama bu ben Mac kullandığım için ya da ayarlarını yapmadığım için olabilir. Gidip bir, kendi ayarlarını bir kurcalamam, değiştirmem gerekiyor. Ama bu sorun oldu mu? Olmadı. Ben zaten normalde grafik tablet kullandığında ekrana bakıp çizdiğin için tam olarak kalemin nerede olduğu önemli değil. Hani çizimini izlediğin için bir şekilde hani bir iki kullanıştan sonra gözün çok rahat bir şekilde alışıyor. Bunda da öyle oldu. İlk bir kullanırken ne oluyor, bu çizgi nerede, tam olarak uyuşmuyor bu kalemle falan dedikten sonra fark etmedim bile gerçekten. Rahat bir şekilde çizdim. Dediğim gibi ürün hakkındaki fikirlerim bunlar aslında. Çok da fazla söylenecek bir şey yok bunun dışında sanırım. Fena bir ürün değil dediğim gibi. Bütçe dostu, yeni başlayanlar ve profesyonelliğe yeni giriş yapanlar ve öğrenciler için ideal bir ürün diyebilirim. Bu arada XP Pen, kendilerine teşekkür ediyorum ürünü gönderdikleri için ve kendileri bir indirim kodu sağladılar benim takipçilerim için. Kodu aşağıya bırakıyorum. Eğer ürünü almak isterseniz kodu uygulayaraktan indirim kazanabilirsiniz. Artık bu noktada videonun sonuna geldim.
Umarım yardımcı olmuştur. Eğlenirken öğrenip öğrenirken çılgınlar gibi eğlenmişsinizdir diyeceğim ama çok da umudum yok aslında. Gene de ürün hakkında şöyle genel bir bilgi verme, kutu açılımı, bir deneme sürüşü yaptığımıza göre bence artık burada kesebiliriz. Sizinle çok yakın yeni bir videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.